bardağı, büyük bir su bardağından oluşuyor. 1,5 kaşık kadar, yemek kaşığı kadar çam fıstığı, 2 yemek kaşığı kadar ceviz. Pesto sosum için parmesan peyniri ya da İzmir tulumu kullanılabiliyor ama ben şu anda elimde mevcut olan değişik farklı bir peynir kullanacağım. Roquefort peynirinden pesto sosu yapacağım. Zeytinyağımız ve saklamak için kavanozlarımız. Bir diş sarımsağımız var. Burada olmayan tek şey tuz. Tuz da isteğinize göre ayarlanabilir. Peynirim, Roquefort peynirim tuzlu olduğu için ben fazla tuz eklemeyeceğim. Şimdi öncelikle işlemime çam fıstıklarını kavurmakla başlayacağım. Çam fıstıkları kavrulacak, soğuyacak. Ondan sonra hepsini birleştirip zeytinyağı ekleyerek blenderdan geçireceğim. Fesleğenlerimi öncelikle saplarından ayıklayıp yıkadım ve kuruladım. Fesleğenlerin ıslak olmaması gerekiyor. Özellikle kolay saklanabilmesi açısından, kendini koruyabilmesi açısından. Malzemelerim bu. Şimdi işlemimize başlayalım. Bir de eklemeyi unuttum. Pesto sosuna karabiber de ekleniyor. Bunu da ekleyelim. Pesto sosuna karabiber eklememiz gerekiyor. Evet, bir de karabiber pesto sosuna ekleniyor. Tuzumuz. Şöyle bütün malzemeleri dizdim. Hepsi görünsün. Hafızada kalması açısından. Ocağımı yaktım. Öncelikle çam fıstıklarını kavurmakla başlayacağım işe. Kızacak. Nasıl olacak? Fazla yakmayacağız. Pembeleşmesini sağlayacağız. Evet. Çam fıstıklarım pembeleşti bu şekilde. Artık ateşten indirme zamanı geldi. Soğumasını bekleyeceğim. Evet, öncelikle kavrulmuş olan çam fıstığını blenderıma döküyorum. Cevizimi de ekleyeceğim. Şöyle. Evet, cevizimi de ekledim. Bir tutam karabiberimi ekliyorum. Şöyle. Cevizle çam fıstığını en alta yerleştirdim. Bir diş, irice bir diş sarımsağımı da attım. Üzerine fesleğenlerimi ekleyeceğim ve blenderda çekeceğim. Evet, fesleğenlerimi ekliyorum. Şöyle bir grup fesleğen ekliyorum. Şimdi blenderda çekmeye başlayacağım. Blender'da çekmeden önce üzerine bir kaşık kadar, şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Evet. Evet, bu şekilde görüldüğü gibi çekildi. Şimdi fesleğenin diğer kalan kısmını ekliyorum. Ve bunun üzerine yine yağ ekleyeceğim. Zeytinyağı. Ondan sonra yine çekeceğim ama evet, blenderımı evet, kıyıldı. Kıyılmayan kısımlar, onları da kıyacağım. Şimdi ben bunun bu şekilde bir tadına bakacağım. Nasıl? Evet, şimdi bu şekilde bir tadına bakacağım. Peynir katmadığım için biraz tuzsuz kalmış. Ama tadı gayet güzel. Peyniri katınca eminim daha güzel olacaktır. Evet, bu şekilde şimdi roquefort peynirimi ekledim.
Şimdi bu pesto sosunun orijinaline sadık kalmak esastır. Bu konuda tenzih ederim tabii ki diğer tarifleri. Fakat benim elimde şu an roquefort peyniri bulunduğu için ben bunu kullanacağım ama bunun aslı pesto sosu orijinali parmesan peyniriyle yapılmakta. O açıdan mutlaka parmesan peyniriyle daha farklı bir tadı sahiptir bu sos. Ben elimde mevcut olan peyniri kullanmak istediğim için bu peyniri kullandım. Hatta kimi pesto sosu tariflerinde tarif peynirsiz olarak bile geçmektedir. Bu nedenle ben peynirin daha farklı bir lezzet vereceğini düşündüğüm için her ne şekilde olursa olsun bir peynirin. O yüzden bu roquefort peynirini kullandım. Evet, peynir kattıktan sonra da işlemim bitti. Roquefort peynirimi de ekledim ve pesto sosum hazır. Tadına baktım. Tadı çok güzel. Ama eminim ki parmesan peyniri de daha güzel oluyordur. O nedenle herkese bir şekilde tavsiye ederim artık ne peyniri kullanırsa kullansın. İçini tamamen doldurarak, üstünü de sıkıca kapatarak, hatta çok uzun süre saklamak istiyorsanız eğer üzerini zeytinyağla tamamen kapatıp saklayabilirsiniz. Özellikle buzdolabında saklanırsa daha kalıcılık kazanır. Açıkta da tutabilirsiniz. 3-5-6 ay arası, hatta daha da uzun bir süre zeytinyağlı üstü kapalı olarak saklanabiliyor. Şimdi ben bu kavanozumu doldurma işlemine devam ediyorum. Sosumuzu şu şekilde bir kavanozla saklayabiliriz. Şöyle. Gördüğünüz malzemelerden bu kadarcık böyle küçük bir kavanoz. Pesto sosu çıktı. Malzemeler kabarık, özellikle fesleğen çok kabarık gözüküyor ama çıkacağı sos bu kadar. Şimdi ben bunun üzerine zeytinyağı ekleyeceğim ve bir süre saklanmasını sağlayacağım. Şöyle. Böyle kapatınca hava almasını engellemiş oluyoruz. Hava almazsa böylece sosumuz da bozulmamış olur. Zeytinyağı hali bu. Bu kavanozda. Kavanozu büyük zannetmeyin. Büyük kavanozun yarısı kadar. Yani normal kavanozlar var ya. O kavanozların yarısı kadar bir kavanoz.